Peki. Şimdi bu konu mı? Evet, seçim konusunda, tarih konusunda. Var mı ben Umut Bey? Bir şey bir şey ekleyeyim. Tamam. Var var. Şimdi bir şey e, şimdi Cumhurbaşkanı seçimi kanunu. Kanun numarası 6271. Kabul tarihi kabul tarihi 19 Ocak 2012. 2012'de bu seçim Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kanun kabul edilmiş. 2012'de ancak 6 yıl sonra 2018'de bir değişiklik yapılmış. Bizi ilgilendiren madde bu. 2018'de. Madde 3. 25 Nisan 2018'de değiştirilmiş. Şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır. 2. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir yani üçüncü kez seçilebilir diyor. Ne zaman yenilenme i̇kinci kararı? İkinci döneminde mi? yani cumhurbaşkanının evet az önce Hasan hoca söyledi ikinci dönem cumhurbaşkanının son döneminde ikinci döneminde yani meclis karar alırsa erken seçim veya normal seçim demiyor. Yani bir ay kala olursa erken seçim sayılmıyormuş ya. Burada zaman belirtmiyor. Cumhurbaşkanı değil de meclis seçimin yenilenmesine karar verirse mevcut cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diyor burada. Yani üçüncü kez seçilebiliyor. Şimdi kritik nokta ve soru şu. Bu süre ne zaman başlıyor? Şimdi Cumhurbaşkanı 2018'de seçildi değil mi? Ondan önce ne zaman? 2013'te seçildi. Hı hı. İlk defa halk oyuyla. 2013 halk oyuyla evet. Şimdi bazı hukukçular diyor ki rejim sistem değişikliği, rejim değil sistem değişikliği 2013'te halk tarafından Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle başladı. O tarih esas alınır diyor. Şimdi bazıları da diyor ki öyle olursa Cumhurbaşkanı bir daha seçilemiyor şimdi. Seçime giremiyor. Ama bazıları da diyor ki şimdi bu okuduğum madde uyarınca ne zaman değişmiş? 2018'de değişmiş. O zaman bu süre 2018'de başlar diyor. 2013'te başlar demiyor. Zaten mevcut Cumhurbaşkanının yasal olarak şu anda ikinci kez hakkı var diyor. Şimdi sorumuz o. Bu süre 2013'te mi başladı sayılacak anayasaya göre? 2018'de bu maddenin kabul edildiği tarihte mi? İkisi de mantıklı. İkisi Bravo. de mantıklı. Ramazan Kanadoğlu diyor ki 2013'tür Astola halkı seçmiş. O mantıklı. Ama ben dersem ki ama, kardeşim bu madde 2018'de kabul edildi. Kabul edilmeden evvel geçerli olamaz. 2018'de kabul edildi. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi. Ama şeyi nereye koyacağız? Yok yok yo, ben bu tartışmalar çok kıymetli de bulduğumu Hı. söyleyeyim. Yani ama şeyi nereye koyacağız Hı. abi? Ee, şimdi mesela 2013'te seçimi yaptığımızda abi meclis yerli yerinde duruyor. Tamam. Başbakan var. Tamam. Başbakanın bakanları meclisten seçiliyor. Meclisin denetleyicisi var. Seçim Genç sistemi var, önemli. bütçe var. Tabii. Her şey o sistem. Sonra 2018'de başbakanlığı kaldırıp o yetkileri cumhurbaşkanına verdik. Bakanları Tabii. kendin dışarıdan seçebilirsin dedik. Yani Sistem komple yeniden update ettik. Biz biz orada yepyeni bir yazılım. Bu, bu madde yeni yeniden Ona yazıldı. Bu, bu madde hangi bir maddenin bu değişikliği bu, değil. Bu başka. Bu değil. yazıldı bu madde. O yüzden Bu bir de bu Cumhurbaşkanının seçilmesi kanunu nasıl seçim yapılır onu diyor. Seçmek kim nasıl girebilir ne kadar süre bu o bizi bağlayan bu. Şimdi ben ya da Erdoğan'ın ekibi millet cumhur İttifakı dese ki kardeşim ee, hani kanunsuz suç olmaz var ya, kanunsuz uygulama olmaz şeklinde söyleyelim hukuk kuralını. Şimdi bu kanun maddesi 2018'de değiştiğine göre daha öncesi bizi bağlamaz. Şimdi bu 2018'de kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı o tarihte seçilmiş seçildiği için şu anda birinci dönemidir diyebilir. Bak kanun 2018, ben sana yol göstermiş tabii, oluyorum, tabii, tabii. bedava danışmanlık yapıyorum aklında <laughs> olsun bak. Oradan buradan laf aramaya gerek yok. Kanun 2018'de Tabii. üçüncü madde değişmiş. Kardeşim bu bu madde daha önce böyle değildi, sayılmaz denirse mantıklıdır. 2018'de Cumhurbaşkanı ikinci kez seçiliyor ama bu kanuna göre birinci oluyor. Bu evet. maddeden sonrası bizi ilgilendiriyor. Çünkü kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ya, bu o tarihte yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı şu anda birinci dönemini yapıyor. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın 2023'te. Cumhurbaşkanı'nın bu kanuna göre ikinci dönem seçilme hakkı var. Hatta Hasan Hoca 2028'i hatırlattı ya. 2028'de meclis karar alırsa burada ne diyor? Burada da işte meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilirse o tarihten ha. önce bir kere daha oluyor. Cumhurbaşkanı 3 kere seçiliyor. Bir de 2013'te seçildi. 4 kere seçilmiş oluyor. Kanun söylüyor bunu. Şimdi siyaseten buna vay canına olur mu olmaz mı de, diyenler olabilir. Onlar ayrı bir tartışma biz kanuna bakacağız. Hukuk ne diyor? Hukukun uygulaması nedir? Kanundur. Kanun da bunu söylüyor. Bunu belirteyim. Doğru. Kısa Peki. bir şey söyleyeyim Hulki Bey. Bir ilave olsun. Şimdi mesela o kanun maddesi sıfırdan yazıldı. Mesela eski Cumhurbaşkanlığı ile ilgili kanun maddesi üzerinde değişiklik yapılmış olsaydı o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki Cumhurbaşkanlığı, 7 yıl yaptığı Cumhurbaşkanlığı için şey tartışması yapılabilirdi. Ya bu hala aynı Cumhurbaşkanlığı'dır tartışmasını yapmak biraz daha makul olurdu. Ama o madde Yok. sıfırdan bu madde tartışmasız bence. Sıfırdan 2018'de yazıldığı için o madde 2018'den önceki Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. 2018 ve sonrası söylese ile de fark şey etmez şey. hoca. Hasan hoca, söylese de fark etmezdi çünkü bu kanun yürürlüğü yayınlandığı tarihte yürürlüğe giriyor. Aynen. 2018'de değişmiş bu gelmiş bu madde oradan geçerlidir. O, bir de eski bununla bağlantılı hem bağlantılı hem bağlantısız bir şey söyleyeyim bitireyim. Demirel'in dönemini hatırlayalım. Demirel Cumhurbaşkanı iken tekrar seçilebilir mi tartışması o zaman da Melik genç olduğu için yaşı hatırlamaya yetmez. Biz hatırlatalım. Demirel süresini bir daha seçilemez dendi. Ama sonuçta alınan karar şuydu. Demirel Cumhurbaşkanlığı süresini tamamlamadı, sayılmaz, yeniden seçilebilir dendi ve seçildi. Demirel döneminde de oldu bak. Eski sistemde de oldu bu. Ama burada hiç bunlardan oradan buradan örnek getirmeye gerek yok. 25 Nisan 2018'de 3. madde değiştirilmiş. İşte burada bunu söylüyor. Peki. Melik Bey gelen iltifatları siz ıskalamazsınız pek ama ifade göremedim. Güzel bir şey söyledi Hulki Bey. Fark etmedi. Ne? İltifatı fark etmedi genç, ki. Yok, genç <gülüyor> <oldumu> <gülüyor> söylediniz ha, abi. Ben <laughs> Peki. Buradan böyle kalp ve mucizeleri çıktı. Görmedin Hulki tamam. abi ya. Şöyle. Teşekkürler. Sana doğru. Peki.